Bir ruh öteki dünyaya geçtiğinde birbirine zıt iki alemden birine gider. Ahenk ve iyiliğin ilahi kaynağı ya da kötülüğün yok edici kaynağı. Henüz hükümleri verilmemiştir. Ruhlar için bir orta dünya vardır. Buna genelde Araf denir. Işığın koruyucusu baş melek ve karanlığın askeri olan yedi düşmüş melek bu sahipsiz ruhlar üzerinde hak sahibi olabilmek için asırlarca sessizce savaştılar. Her iki tarafta, her iki devirde tek bir savaşçı gönderebiliyor. Geldiklerinde insan biçimine girmeleri gerekiyor. Şu anda karanlık hüküm sürüyor. Şehri şu ana dek hiç olmadığı kadar güçlü şekilde sarmış durumda. Düşüş hissettiğim ilk şeydi. Kafamın içinde belirsiz sesler yankılanıyor. Emirleri açık. Ama yine de benim tek düşünebildiğim ötekiler. Remiel, Uriel, Amitiel, Ituriel, Rafael, Michael. Her biri aynı yoldan geçtiler. Sonları ne oldu? Öteki tarafta beni neler bekliyor? Aydınlığın lanetlendiği, karanlığın ruhu körelttiği bir yere gittiler. Meleklerin bile ayak basmaya ürktüğü bir yer burası. Özgürlük.
Özgürlük geleneksel kuralların ötesinde kendi kendine meydan okuma potansiyelidir. Tutkularımızdan güç alıyoruz. Arzularımızla harekete geçiyoruz. Düşmana karşı kullanıldığında nefret bile değerli bir müttefik olabilir. Ama yine de bütün bunlara sırtımızı dönmemiz söylendi bize. Bizi insan yapan bütün duygulara. Yanlış kaynağı dinlemişsin anlaşılan. Senin tarafından öyle görünüyor değil mi? Beni pek sevmiyorsun, haksız mıyım Balya? Tuhaf, çünkü ötekilerden şikayet duymadım. Söylesene, yoksa bir şey mi yaptım? Daha çok yapmadığın için. O halde biraz zihnimi dinlendirmeliyim. Onu buraya getirmen iyi oldu. Ötekiler de böyle düşünür mü bilmem. Aa, düşünürler. Takdir göstergesi olarak sana bir armağanım var. Baş melek Amitiel'i hatırlıyor musun? Burada olduğunu biliyordum. Gabriel, eğer bunu okuyorsan başarısız olmuşum demektir. Faziletin çok uzağındayız. Hiç düşünmediğim kadar uzağında. Karar verme gücüne gölge düşürecek şeyler hissedeceksin.
İçindeki bu düşman çok güçlü ve ne yapacağı belirsiz. Bu duygulara hakim ol, yoksa mücadele kazanılamaz. Ötekiler başaramadı. Onlardan ders al ama yaptıklarını sakın yapma. Sen sonuncusun. Michael. Moloch, filtre nikul siret. Sessiz ol, seni bulacaklar. Sessiz ol Gabriel. Beni duyuyor musun? Sessiz ol. Buna hakim ol. Seni almaya geliyorlar. Beni duyuyor musun? Aklını sustur. Duy beni. Aklını sustur. Hemen. Birini mi arıyorsun? İlginç. Ne istiyorsun?
Eski bir arkadaşımı arıyorum. Uriel diye bilinir. Burada değil. Onunla konuşmam çok önemli. Kız tehlikede olabilir. Buradaki tek tehlike senin getirdiğin tehlikedir. En azından hayatta olup olmadığımı söyler misin? Yanıt evet. Ve bütün bildiğim bu. O halde nerede olduğunu da söyle. Bildiğim her şeyi söyledim. Gitme vaktin geldi. Hadi. Kız nerede? Bu sefer yalan yok. O tetiği çekemezsin. Buna izin yok. Niyeymiş o? Sana düşmüşleri yok etme, aydınlığı getirme emri verildi. Masumları öldüremezsin. Bu kurallara aykırı. O yüzden çek şu lanet şeyi suratımdan. Öncelikle Uriel erkek, dişi değil. Ve ikincisi ve en önemlisi, o buraya gelmez. Nereye gitti? Burada. Herhangi bir ses, duygu ya da bir şey ona ulaşamaz. Bunu niye yapsın ki? Buraya geldiğin an bunu fark ettin. Bu gerçek olmanın ağırlığı. Ölüm. Bunun nasıl bir şey olduğunu söylemediler ve ne kadar zor olacağını da söylemediler. Eğer Uriel sensen, neden melek olduğunu anlayamıyorum. Çünkü kendimi susturmanın yollarını öğrendim. O zaman emirlere karşı geldin. Yeminimizi bozdun. Ne de olsa sıradan bir insanım ben, o kadar. Sen bir meleksin. Ve aydınlığın hizmeti... Canlıların arasında dolaşmak için insana dönüştürüldüm, biliyorum. Sen hiç korkuyu yaşadın mı Gabriel? Çünkü ben korkuyorum. Lanet korku her an içimde. Buradan nefret ediyorum. Kendimden nefret ediyorum. Ve buraya gelmeden önce nefretin ne olduğunu bilmezdim bile. Ona boyun eğemezsin. Sen saf varlığın sevgisini ve o mutluluğu yaşadın. Gücünü aldığın şey bu. Peki nerede o? Hı? Görebiliyor musun? Gördüğün düşmüşlerin hakim olduğu ölü bir dünya. Ve biliyor musun? İnsanlar burayı seviyorlar. Bu şekilde var olmak hoşlarına gidiyor. O halde neden savaşayım? Neden onlar için ölüyüm? Çünkü daha iyisini bilmiyorlar. Biz başka bir yol olduğunu onlara göstermek için buradayız. Bunun için mücadele etmeye değer. Sana tam 2 hafta veriyorum. Sonra ne diyeceğini göreceğiz. Şimdi defolup gitmeye ne dersin ha? Sen hala lanet kurallara bağlı olabilirsin belki. Ama ben değilim. Ha, buraya inerken söylemeyi unuttukları bir şey daha var, ne biliyor musun? Eğer ölürsen baş melek ya da düşmüş olarak sonsuza kadar ölü kalırsın. Ruh bile ölüyor. Ve ben bu riski almayacağım. Bence sen de alma. Burası karanlıkla kuşatılmış.
Aydın'ın burada olup bitenlerden haberdar olma şansı. Ne yazık ki yok. Şunu unutuyordum. Üzgünüm Uriel. Bunu yapmam gerekiyordu. Kendini göstermene ihtiyacım var. Bu yarayı iyileştir. Lanet olsun. Lütfen Uriel. Bu yarayı iyileştir. Bu bedenin ölmesine izin veremezsin. Sen bir yemin ettin. Yap. Yap hadi. Şehrin damarlarından kan gibi pompalanıyor. Gurur duyuyor olmalısın. Bir uyuyabilseydik. Büyü için buradasın demek. Moloch öldü sanırım. Başka birini göndermişler. Duyduğumuz şey baş melek Gabriel'in varlığıydı. Bütün bunların olacağını biliyordun. Michael olmayınca bütün umutlarını bu yeni dostumuza bağlayacaklar. Onlar açısından üzücü olan Michael'ın daha güçlü olmasıydı. Başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Yine de bu yeni melek ruhunun burada bir gücü olduğunu hissediyorum. İşte bu yüzden bekliyoruz. Bu şehrin tabiatının uzağına düşsün diye. Ama günü gelince hala savaşma arzusu olursa o zaman ona istediğini veririz. Beklemek de ne demek? Bu şehir bizim ve meleği öldürüp evimize gideceğiz. Sabırlı ol Ahriman. Bunu bir oyun gibi düşün. Bir bizden, bir onlardan. Bütün taşlar yerine yerleşinceye dek. Ben oyun falan oynamıyorum burada. Bunun hepimiz için en güvenli seçenek olduğuna inanmalısın. Bu güvenli. Ama bu da güvenli. Şu anda senin için en güvenli şey ne biliyor musun? Oturmak ve çeneni kapamak. Bu gece pek havanda değilsin patron. Bu işin sona ermesini istiyorum. Artık çatışma olmasın. Bir tane versene. İstediğinden emin misin? Melek olmam sigara içmeyeceğim anlamına gelmiyor. Şehre döndüğümde benimle konuştun. Geldiğimi nasıl bildin? Senin benim yerimi bildiğin gibi. Kaynaklı olan bağlantıdan tabii. Dinlemek için ışıktan güç alıyorsun. Ama sorun şu ki bu aynı zamanda varlığını da açığa vuruyor. Bunu nasıl gizleyebilirim? Düşmüşler bizi ancak yakın mesafede hissedebilir. Bu yüzden bu kadar uzakta yaşıyorum ya.
Kaynaktan aldığın gücü kullanmayı sürdürürsen onlara ışık tutmuş olacaksın. Ve muhtemelen hepsi seni bulup yok etmeye çalışacak. Bu nedenle kimliğini saklamalısın. Seni bulamayacakları bir yere git. Ama dönemeyecek kadar uzakta olma. Senin başına gelen bu mu? Tam olarak değil. Ama etkisi var, evet. Gözlerini kapamanı istiyorum. Şimdi tekrar aç. Şu anda insan vücuduna bürünmüş bir meleksin. Bizim yaptığımız şey gerçeği saklamak. İşte sırf bu yüzden insan görünümündesin. Kendi içine bak ve manevi kişiliğine odaklan. Onu bir bütün olarak yaşa. Şimdi gözlerini kapat. İşte böyle. Eğlence evi. Öyle mi? Çünkü ben müşteri getiriyorum. Onları burada tutmak sana kalmış. Hayatının her yönüyle gurur duy kızım. Hey Jade, ne oldu? Artık hoşça kal demek yok mu? Taksafonumu öttürmeye ne dersin? Hey, sağır mısın? Sana diyorum. Sürçük. Bence de bebeğim. Seninle çok eğleneceğiz. Harika vakit geçireceğiz. Bu tuhaf bir duygu. Sanki ağırlaştım. Yavaşladım. Bu formdayken hala dinleyebileceksin. Ama ötesi yok. Biz kendimizi saklayabiliyorsak, düşmüşler de saklayabiliyor mu? Evet. Diğerlerine ne oldu? Remyel ben gelmeden önce öldürüldü. Amitiel'in dışındakileri tahmin etmek zor. Michael'dan hiç haberim yok. Sanırım Rafael hala buralarda, doğu yakasında bir yerlerde olmalı. Amitiel'e ne oldu peki? Kanatlarını kaybetti. Bir ölümlü oldu. Samuel burada. Düşmüşleri idare ediyor. Amitiel peşinden gitti. Ama Samuel çok güçlüydü. Onu öldürmek yerine bir seçenek sundu. İnsan olmak ya da ebedi ölüm. Amitiel düştü. Samael'e ait. Neden onu bağışladı? Onun bedenini istedi. Samael ondan sıkılana kadar onu kullandı, sonra da fahişelik yapmaya zorladı. Aklından geçeni biliyorum ama sakın yapma. Aslında Amitiel öldü. Artık onun adı Jade. Nerede çalışıyor? Olmaz Gabriel. O senin sorumluluğunda değil. Gabriel, söyle bana. Artık kurtuluşu yok. Sadece vakit kaybı oldu. Benim kararımı sorgulama Uriel. Nerede o? Onunla eğlence evi denilen bir yerde karşılaştım. Şehrin merkezinde. Fırınların yakınında bir yer. Asmedeus'un mekanı. Bunları yaşamasına izin veremem. Kimin? Amitiel'in mi? Onun varlığının bir önemi kalmadı artık diyorum. Sen bu kötü koşullarda bile bana yardım ettin. Denemem gerek. Anlattıkların için teşekkür ederim. Kısa zamanda döneceğim. Gabriel, bir hayaletin peşindesin. Buraya neden gönderildiğini unutma. Mesele biz değiliz. Sen daha henüz
en azından yemek yemeyi unutma. Acıkacaksın. Yemek yemezsen ölürsün, unutma. Hiç değişmemiş. Güzel görünmenin kötü bir tarafı yok. Bu hizmet sektörünün sadece bir parçası. İnsanlar buraya sevişmek için geliyor, öyle değil mi? Önemli değil. Olayı nasıl sunduğuna bağlı, öyle değil mi? Merhaba, nasılsınız beyefendi? Hoş geldiniz. Gördünüz mü? Onları hoş tutun, onlar da arkadaşlarına söyler. Sanki duvara laf anlatıyorum, ateşin var mı? Merhaba. Jade diye bir kızı arıyorum. Müşteriyle birlikte. Ama başka bir nerede kızımızı... Nerede olduğunu söyler misin? Dedim ya, bir müşteriyle. Evet biliyorum, duydum ama çok önemli. Kadınlar gelirler ve giderler. 8 numara. Daha önce buraya geldin mi? Hayır. Bu özel gün için çok güzel giyinmişsin. Buyurun. Bu beyefendiden yarım ücret al. Sanırım onu burada tekrar göreceğiz. Başka bir kız görmek ister misin? Hayır, ben sonra geleyim. Teşekkür ederim. Jay, unutma, bu gece randevum var. Scampi's Hotel, oda 36. İki adam, teker teker. Anladın mı? Hadi artık içeri girelim. Çabuk oldun. Hadi bebeğim, nazlanma. Derdin ne senin? İşin bu değil mi? Scampi's Motel'e en çabuk nasıl giderim? 4 blok sonra saat 10. Caddenin karşısında. Rica ederim. Yine gelin, memnun oluruz. Ne cana yakın bir adam. Lanet olsun. Merhaba. Demek güzel Ceyit bu. Aynen öyle. Pekala. Nasıl yapmak istersiniz?
Hemen giysilerini çıkar. Kendi size teker teker yapma kuralını söyledi değil mi beyler? Evet. Ama ne yazık ki bizim istediğimiz o değil. Öyle mi? O zaman yanlış kızı seçtiniz. Sanmıyorum. Adın Jade değil mi? Öyle değil mi? Evet. Eğlence evinde çalışıyorsun. Yani bir fahişesin. Para karşılığı yatıyorsun. O zaman gerçek ismin de Amitiel. Ve eskiden bir melektin. Ama kusura bakma. Baş melek. Siz böyle diyorsunuz. Anlıyorsun değil mi Cihit? İkimiz de seninle ilahi birleşmenin tadına varacağız. Sen hoşlansan da, hoşlanmasan da, ben sert severim. Bu et biraz sertmiş. Ne dersin Markus? Lanetlerim. Lanet olsun. Gördün mü ne yaptın? Çok ses çıkarırsan böyle olur. Kim o? Dilin yok mu senin? Kim o? Kim o? Yardım edin! Neredeyim ben? Güvenli bir yerde. Bir süre baygın kaldın. İşe dönmem gerek. Hayır. Burada kalıp dinlenmelisin. Ben Asmodeus'la konuştum. İyileşinceye kadar burada kalmanı istedi. Yalan söylüyorsun.
Adın ne demiştin? Gabriel. Beraber olduk mu? Hayır. Peki olmalı mıydık? Hayır. Güzel. İçindeki karanlığı hissedebiliyorum. Ruhunu gölgeliyor. Ama biliyorum ki acını da azaltıyor. Benim müdahale etmemem gerekiyor. Seçme hakkım vardı. Ama bunu kullanmadın. Eğer yanılıyorsam... Lütfen beni affet. Canın yanacak. Hem de çok. Yoktu. Hakkında söylenenlere inanmayacağım. Kanatlarımı kaybettiğimi söylediler mi? Eroiman olduğumu söylediler mi? Para için insanlarla olduğumu. Samael'le savaşma cesaretin olduğunu söylediler. İyi savaşmışsın ama kaybetmişsin. Bu utanılacak bir şey değil. Keşke şimdi beni görebilselerdi. He? Kıyafetlerim nerede benim? Sana bir şey olmasına izin veremem. Samael'in ne kadar güçlü olduğundan haberin yok. O hepimizin toplamından daha güçlü artık. Michael bile onu yenemediyse senin ne kadar şansın var. Burada öyle şeyler gördüm ki böyle bir yerin olduğuna inanamıyorum. Zor olacağını biliyorum ama artık geri dönemem. Bu mümkün değil. Bir daha o ışığı asla göremeyeceğim. Yanılıyorsun. Baş melek olmaman oraya ruh olarak dönmeyeceğin anlamına gelmez. Ne demek oluyor bu? Ne yani? Burada oturup gün mü sayayım? Yaşlanıp burada öleyim mi? He? Kendimi öldüremiyorum bile çünkü kurallara aykırı. Anlasana 50 yıl daha burada kalabilirim. Karanlığın sonsuzluğu yanında 50 yıl hiç kalır. Sen geleli ne kadar oldu? Birkaç gün mü? Bir hafta mı? Ben 2,5 yıldır buradayım ve bu sonsuzluktan bile uzun geldi. Bize ihanet ettiler. Bizi burada ölüme terk ettiler. Sen de öldürülünce bu iş bitecek. Sonra ne olacak? Bu hafta bitmeden ışığın geri döndüğünü göreceksin. Michael da aynı şeyleri söylemişti. Tedirginsin. Bu beni neden şaşırtmadı acaba? Onu şimdi mi hissettin? Evet. Kuzey'de yaşıyor. Kenar mahallelerde. O zaman neden bekliyoruz söylesene. Onun kanına susamışsın. Şu anda düşündüğümüzden daha da kuvvetli. Bu riske girmem mümkün değil. Küçük ailemizden bir başka birini daha kaybedemem. Onu kendi başına alt edebilirsin. Artık bu endişelerinden sıkıldım. Biliyor musun, başkaları da var. Aynı onun gibi. Ama bozuldular. Tahmin edilmeleri mümkün değil. Tek çözüm hepsinin ölmesi olacak. O diğerlerini ortaya çıkarmalı. Onları bizim görebileceğimiz kadar parlayacaklarına inandırmalı. Yanılmışım. Evet, öyle.
Ve eğer bunun gibi şeyleri bir daha sorgulayacak olursan, o dilini koparır ve sırtına kanla adımı yazarım. Görüyorum ki burada arkadaşların var. Beni onlarla tanıştırır mısın? Seni özledim. Sen Emmett Till'ı özledin, beni değil. Farklı değiller. Anlamıyorsun değil mi? Burada her şey bize karşı işliyor. Daha önce hiç bilmediğimiz şeylerin tuzağına düşüyoruz. Korkunun, nefretin. Bu onu ve diğerlerini daha da güçlü kılmaya yetiyor. Bunu yenecek kadar inancımız yok mu yani? Açıkçası olduğunu sanmıyorum. En iyi savunmaları kentin kendi. Ne düşünüyorsun? Galiba karnım acıktı. Burası neresi? Aşevi. Evsizlere yardım ediyorlar. Burada yiyemeyiz. Bu insanların yemeğe daha çok ihtiyacı var. Fark etmedin galiba. Biz de oldukça çaresiziz. Hadi gel. Ekmek ister misiniz? Evet. Buyurun. Teşekkür ederiz. O adamı tanıyor musun? Tanıdık mı geldi? Uzun zamandır burada. O İtalya. Yatacak bir yer bulmalıyız. Korkuya teslim olanlardan biri. Benim sonumu duyduktan sonra mücadele yerine sürgünü tercih etti. Yapmamalıydı. Diğerlerini o kadar kolay yargılama lütfen. Bu hakkı elde edecek kadar burada kalmadın. Kalmaya da niyetim yok. Bize nasıl sırtını dönersin? Sen bir yemin etmiştin. Burada kötü adam ben miyim? O lanet şeyi bana mı doğrultacaksın? Sizin için yaptığımız onca şeyden sonra... Tamam dostum. Silahı ona ver. O sadece görevini yapıyor. Sen neden kendininkini yapmadın? Bu davaya inanan tek kişi ben miyim? Ben miyim? Elimden geleni yapıyorum. Başka ne yapmam gerekiyordu? Öldürülecektim. Bu riski alıyoruz. Hepimiz.
Ben senin kadar güçlü değilim. Güçlüyüm sanıyordum ama yanılmışım. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hala burada insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Aşevin mi? Bu yapman gerekenlerin yanında şu kadarcık bir şey. Düşmüşleri öldür. Işığı geri getir. Evine git. Bu o kadar da zor değil İdorel. Peki o kadar kolaysa sen neden buradasın? Senden önceki altımız neden başaramadı? Ben elimden geleni yapıyorum. Üzgünüm. Seni görmek çok güzel. Rafael burada. Beni ona götür. Bu geçitler tüm şehrin altını dolaşıyor. Onları aş evini kurarken bulduk. Bu Maggie. Merhaba. Ve Rafael'e o bakıyordu. Ne zamandır bu durumda? Birkaç aydır. Bizi yalnız bırakın. Maggie hemen dışarıda olacak. Bu utanç verici. Evet. Ne oldu sana? Samuel beni vurdu. İyileşemiyor musun? Gücüm kalmadı. Yapamıyorum. Hayır. Hayır. Yaptığın her şey gücünü azaltır. Eğer yapmazsam öleceksin. Güce ihtiyacın var. Savaşmalısın. Ben şansımı kullandım. Beni affet. Ne yaptın sen? Hayatını kurtardım. Beni hiç dinlemedin, öyle değil mi? Bunu yaparak gücünün yarısından fazlasını tükettin. Ayrıca düşmüşlere karşı varlığımızı açığa çıkardın. Gücüm geri gelecek. Hayır, gelmeyecek. Burada olduğun sürece kaynaklı olan bağlantın zayıflar.
Biraz önce yaptığın şeyi tekrarladığında bağlantı daha da hızlı azalır. Beklemeliydin. Sen Samael'le dövüşünceye dek hayatta kalabilirdim. Eğer onu yenip ışığın hakimiyetini geri getirseydin hepimiz evimize gidebilirdik. Davadan vazgeçenler bile. Şimdiden kaybetmişim gibi konuşuyorsun. Bu durumda Samael'i yenme şansın yok. Onun kuvvetinin benzeri yok. Amitiel ve ben ikimiz de bunu gördük. Michael da. Samael tüm düşmüşlerin enerjisini toplu olarak kullanmanın bir yolunu bulmuş. Daha da kuvvetlendi ve hızlandı. Daha kötüsü, varlığı artık hiçbir zaman fark edilemiyor. Onu asla bulamayacaksın. O zaman düşmüşleri teker teker toplarım. Gücünü onlar aracılığıyla tüketirim. Sen tek kişisin. Onlarsa 5, belki de 6 kişiler. İkisini çıkar. Molok ve Balan. Yine de geride Asmodeus, Ahriman ve Lilith var. Asmodeus'un yerini biliyorum. Sen diğerlerinden bahset. Çok çirkin. Henüz onun işi bitmedi. Jade'in kaybolduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Balan'ı da öldürmüş. Hiç şaşırmadım. Diğerleriyle bir toplantı ayarladım. Duyduğuma göre Gabriel tam da düşündüğümüz şeyi yapmış. İzin ver de hazırlanayım o zaman. Michael'a ne oldu? Onu hiçbirimiz görmemiş olsak da geldiği gece onu fark ettik. Enerjisi çok güçlüydü. Zamanla verdiği sinyal zayıfladı ve sonunda tamamen yok oldu. Samuel'le dövüştüğü gece bir şeyler hissettim ama o günden beri iz yok. Hiç iz yok. Senin için çok değerliydi. Michael'ı düşünmek aklını daha da karıştıracak. O gitti. Odaklanmalısın. Michael en iyi savaşçımızdı. Sen de onunla aynı güçtesin. Samuel gerçekten o kadar güçlüyse neyi bekliyor? Beni yakalamak için çok fırsatı oldu. Bildiğim her şeyi anlattım. Tüm bunlardan sonra hala savaşı kazanacağına inanıyorsan, sonuna kadar seninle beraberim. Diğerleri de öyle. Sadece bana inanın. Tek istediğim bu.
Paketler hazır mı? Sadece uyardım. Çekelim. Evet, şunları götürelim. Hey! Hadi şunları da kaldırın. İşinize devam edin dedim. Birazdan patronla görüşeceğim. Amaga, Fork de las Hope! Sitona! Oi! Go! Hazır olunca söyle. Ahriman. Storemes is all escapes. Escapes remain. Düşündüğünüzden daha güçlü. Uriel kentin dışında yaşıyor. Eski açık hava sinemasının yakınlarında. Diğeri limanın yanında. Evsiz süprüntülerin arasında saklanıyor. Onlar öldükten sonra ben Gabriel'i alacağım. O halde geç kalmadığımızı umalım. Bu bir savaş. Zafer yaptığımız fedakarlıkla ölçülür. Eğer hoşuna gitmiyorsa her zaman evine dönebilirsin. Eminim efendim bana nasıl kafa tuttuğunu duymaktan çok hoşlanır.
bence de öyle. Bugünün sonunda bütün güç bizim kontrolümüzde olacak. Ben özgürlüğün sesi için savaşıyorum. Sense kontrolü elde tutmak için. Ama emin ol, hepimiz aynı taraftayız. Burası bir daha hiç aydınlanmayacak. Bu ruhlar bizim. Neredeydin? Düşünmek için zamana ihtiyacım vardı. Bunu sen mi çizdin? Evet. İlk deneme. Beğendin mi? Çok güzel. Ama ben böyle değilim. Bence öylesin. Önüne baksana ihtiyar. Dikkat et ihtiyar. Gel hadi. İyi misin? Ekmek ister misin? (Gülüyor)
Çok iyi. Açıkçası biraz kanlı oldu. Gabriel! Koş! Ne tarafa gideceğiz? Sola gidiyoruz. Bir tane daha mı? Rafael. Onu bana bırak. Neredeyse geldik. Hadi yürü gidelim. Burada olmamalıydı. Ses çıkarma. Biraz bekle. Ne var? Ne oldu? Öldüler. Öldüler. Kim? Öldüler. Kimler? Ben öldürdüm. Dur biraz. Benim suçum. Bak. Benimle konuşmalısın. Bana anlatman gerekiyor, tamam mı? Dinle. Hayır. Şu haline bak. Anlamıyorsun. Kırbalı, Kaptan Kanca, yağmura dikkat. Hey, demek yine geldiniz. Asmodeus. Nerede o? En üst katta. Hangi oda bilmiyorum. Thank you.
Kendine bir bak. Koca bir adam. Elinde koca bir silahla dolaşıyor. Silah sana ne hissettiriyor? Güç mü? Aslında cevap verme. Gözlerinden belli oluyor. Bana kızgın mısın Gabriel? Hoşuna gitmeyecek bir şey mi yaptın? Arkadaşlarınla ilgili bir durum değildir umarım. Çünkü eğer öyleyse, madem ölmelerini istemiyordun, neden bizi onlara götürdün? Demek böyle olacak, öyle mi? Ne kadar yazık. Sen ve ben birlikte olabilirdik. Şimdi de elde edilmesi zor kişi rolünde misin? Thank you.
Bu geceden sonra seni bir daha görmeyeceğim. Böyle olsun istemezdim. Biliyorum. Döndüğünde onlara burada olanları anlatma. Hatırlamayacağım zaten. Asla hatırlamayız. Hoşça kal Cahit. Git başımdan dedim sana. Git. Kaç tane istiyorsun? Bir, iki, üç. Hepsini alacağım. Hemen şuradakileri. Onların hepsine yetecek ne paran var ne de yeterince arkadaşın. O zaman bir anlaşma yapalım. Oturup bunların olmasına nasıl izin verdin? Asmodeus senin yüzünden öldü. Asmodeus zayıf olduğu için öldü. Tıpkı diğerleri gibi. Çünkü senin bu işi bitireceğine inandılar. Sana güvenemeyeceğimizi baştan biliyordum. Soğukkanlılığın midemi bulandırıyor.
Seni tekrar görmek ne güzel. Samel! Gücün gittikçe azalıyor. Bunu hissedebiliyorum. Azalan sadece benimki değil. Seninle dövüşmeye niyetim yok Gabriel. Gerekiyorsa vur beni. Ama önce söyleyeceklerimi dinlemeni istiyorum. Yalan söylüyorsun. Senin gibilerine asla güvenmem. Keşke bu doğru olsaydı. Görüyorsun. Biz aynı. Sen ve ben. O şehirde seni öldürebilirlerdi ama öldürmediler. Neden acaba? Benim sayemde. Hala hayatta olmanın sebebi benim Gabriel. Varlığımı hissedebildiğini biliyorum. Yüreğim bunu reddediyor ama ruhum gerçeği biliyor. Tek yapman gereken adımı söylemek. Korku ve kurallarla kontrol edilen bir dünyada doğduk. Yüce bir amacın köleleriydik. Söyle bana, bir başkasının dileklerini yerine getirmek için yaratılmış olmanın ne anlamı var? Tek yaptığım özgürlüğüme kavuşmaktı. Şimdi sana yalvarıyorum. Aynı şeyi yap. Bu doğru olamaz. Doğru olduğunu biliyoruz. İçgüdülerin her zaman işine yaramıştır. Şimdi onları inkar etme. Adımı söyle. Seni kardeşim gibi seviyorum. Bildiğin her şeyi sana ben öğrettim. Düşüncelerinde ismimi duyabiliyorum. Söyle! Söyle! Akıl. Neden? Gördüğüm şeyleri sen de gördün. Hissettiklerimi sen de hissettin. Buraya ben de sevgi dolu bir yürekle gelmiştim. Samael'le dövüştüğümde onu nefretle tükettim. Benden önce gelen herkesten çok daha kuvvetliydim. Diğerlerini sen öldürdün. Rafael, Uriel'i. Onlar zayıftı. Onlar senin kardeşindi. Olanları asla anlamayacaklardı. Tek istedikleri asla kazanılamayacak olan bir savaştı.
öyleleri kazanamaz. Lider olacak güce sadece sen sahiptin. Şimdi düşün. Sen ve ben birlikte buraya hükmederiz ve aydınlığın haberi olmaz. Zamanla onu tamamen yok edebilecek kadar güçlü bir hale geliriz. Bu insanlar özgür. Artık sen de özgürsün. Öldüğünü sanmıştım. Haklıymışım. Kalbimi kırdın Gabriel. Biliyorsun, böyle olması gerekmiyor. Kaderini bağlamışsın Michael. Bütün bunlar, her şey senin içindi. Amitiyeli kanatlarından vazgeçmeye sen zorladın. Onu ben değil, Samael yaptı. Soyumuzu katlettin. Gözlerini aç artık. Başka yolu yoktu. Onların gittiği yoldan gitme. Savaş artık bitti Gabriel. Hayır! Hayır! Hala geri dönebiliriz Michael. Bir hiç uğruna buna izin verme. Asla. Üzerine bak Michael.
Ne hale gelmişsin? İyileşmeye mi çalışıyorsun Gabriel? Ama yapamıyorsun. Değil mi? Çünkü sen bütün enerjini ötekiler için harcadın. Olabileceğin her şeyin arasından sen bunu seçtin. Neden Gabriel? Sana her şeyi sunuyorum. Ama sen beni inkar ediyorsun. Özgür irade. Aydınlığı kontrol etmekle değil, tercihle ilgili. Buraya yol göstermeye geldik. Hepsi o kadar. Ama onlar gerçeği bilmiyor Gabriel. Biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. İnsan olarak. Senin hissettiklerini ben de hissettim Michael. Ama senin hissetmediğin çok şey var. Sen özgür olduğumu sanıyorsun. Ama değilsin. Seni seviyorum Michael. Ama şu halinden nefret ediyorum. Şafağı kabul et. Ve kanın benimle birlikte aksın. Seni affediyorum Michael. İyileşmelisin Gabriel.
Bunu mu istiyordun? Bunu mu istiyordun? Bana her şeyi göstermiştin ama... Bu olanlardan sonra nasıl geri dönerim? Michael... Amitiel... Bunu hissetmek zorundayım. Bunun nasıl olduğunu anlamam gerek. Zamanla yeni baş melekler oluşturacaksın ve tüm bunlar unutulacak. Buna izin veremem. Buna izin vermeyeceğim. Beni Tanrı katından attın. Şimdi oraya düşüyorum. Umarım tekrar görüşürüz. Düşüş, bir meleğin hissettiği son şeydir. Kafamın içinde hala belli belirsiz bir ses yankılanıyor. Ama ilk kez bu kendi sesim. Bağışla beni.